Bu arada yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. İyi seyirler şimdiden. Hadi. Bu taraftan. Hadi bakalım. Hemen arkandayım. Aynen. Mermi falan bulunur zaten. Doğru. Ram Usta. Gel işte biraz stresini at. Biraz yayın izle. Oyun oyna. Uzun zamandır birlikteydin. Bak Jesse harika biri. Ailesini sever. Bu da o bizim Asyalı Han var ya Han. Onun maniti. Eski manitası. Neden daha önce konuşmadık ki bunları? Bilmem. Canım istemedi herhalde. Sen de bana hiç Cat'ten bahsetmedin. Cat kim ya? Evet yani. Pek de öyle konuşulacak bir yanı yok. Cat de bizim manit mi? Ne bileyim, bana pek hoşlanmadın gibi gelmişti. Pek takmıyorum diyebiliriz. Peki. Okey. Bence çok yetenekli bir sanatçı. Şu sana yaptığı dövmeyi de seviyorum. 4 yıl sonrasına göre fazla büyümüş mü? Bence, yok ya, bence çok iyi büyümüş abi. Bak, 14 yaşındaydı desen, tamam mı? Ondan sonra onun üzerinden kaç yıl geçiyor? Sonra hani bir sahne göstermişti, hatırlıyor musun? Joel buna gitar verdi. Gitar verdiğinden sonra 4 yılda bu kadar büyümesi çok normal bence. Şu an tam herhalde 18 plus'tır yani. Herhalde öyledir. Ben öyle düşünüyorum. Kes sesini. Tamam. Atını şuraya bağla. Bağlayalım bakalım. Sakin ol oğlum ha. Başka bir şey görmek ister misin? Kendini kastediyorsun değil mi? Hiçbir şey bu kadar harika olamaz. Aman be abi. Gidelim şapşal. Bu kız bize yürüyor. Zaten öpüşmüşüz de. Oo. Çok iyi. Çok güzel manzara. Çok iyi değil mi? Çok güzelmiş. Kendine az güzel büyüyor. Nereye imzalıyoruz? Gidelim. Ha böyle bir dünyada büyümek gerçekten çok zor yalnız ya. Düşünsene abi. Gitmeyelim, birazcık daha bakalım ha. Detaylar bence de çok güzel olmuş. Bu tarafa kiminle geliyordun ki? Jesse'yle mi? Eugene'le. Evet. Aa, Eugene. Ne komik adamdı ya. Hiç sorma. Daha hiç Joel abiyi görmedik bakalım. Ayrıca elektronik zımbırtılarla ilgili şeyleri de bana o öğretti. Umarım 73 yaşımızda öyle oluruz. Umarım 73 yaşımızda öyle oluruz. Dur bakalım 73 yaşına kadar çıkacaksın mı önce bir? Ya bak şuradan yukarı çıkarken bile ipin sallanışını yapmışlar. Bence çok güzel bir ayrıntı. Eleanor'a ne zaman olur? Eleanor'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şu Last of Us serisini bir bitirelim. Bugün yayında oynayacağım. Hafta sonu 12 saatlik yayında oynayacağım. Ay burnum çok kaşındı. Biz de kaydet. Burası neymiş? Eskiden radyo kulesiymiş. Okey. Var mı peki hiçbir şey ya? Yok. Ay pardon. Mermi. Ne silahımız var şu an? Hiçbir şey gözükmüyor. Alamıyoruz şu an. Hastalıklı yok gibi. Siz de çok yaşayın bu arada. Siz de sağlıklı galiba. Yaşayın. Bir saniye. Bir fırtına görüyorum. Birkaç kilometre ötede. Oku.
Dine ve Eugene temiz. Dine ve Eugene buza sıkışmış vahşi bir at bulduk, çıkardık, kampa götürüyoruz. Sıradaki nöbeti atlıyoruz. Ha, gün gün bu noktaya gelene kadar ki şeyde rotasyonda şey yapıyorlar işte, bilgilendirme veriyorlar. Jesse ve Astrid. Mountain View'un Bodrum'unda bir takırdayan vardı. Şey Mountain View'un. Temizledik. Greg ve Bonnie. Sunday Days Retirement yakınında ölü keçi vardı. İçeride 3 koşucu bulduk. Temizledik. Dina ve Eugene. Ana yolda bir koşucuyla karşılaştık. Temizledik. Greg ve Bonnie. Temiz, kar yağış çok şiddetli. Değişik bir şey var mı? Bir ona bakalım. Banyolarının dışında 3 koşucu bulduk. Kulelerin hemen dışında ölü bir geyik bulduk. Okey. Yağmur çok kötü. İlerideki nehir taşmış. Bu gece burada kamp yapıp sabah geldiğimiz odan döneceğiz. Temiz. Ayak izleri gördük. Takip edip küçük bir kampa ulaştık. Tıbbi yardım gereken 2 yetişkin bir de çocuk vardı. Aha! Bak 19.10'da yani 10. ayın 19'unda Tommy ve Joel temiz demiş mesela. Tom ve Joel benzin istasyonu civarında 2 takırdayan vardı. Temizledik. Diğer yerler temiz. Sofest Aim. Hoş geldin zalim. O zaman yazalım. Yine. İşte oldu. Eli ve Dina tamamen temiz. Tamam. Gel hadi. Son durak ilerideki kasaba. Kendin bak. Durak durak yazıyorlar. Yalnız dev gibi kasaba. Kasaba orada. Şu büyük kuleli olan mı? Evet. Sonraki gözlem yeri orada. Buranın da etrafına bir duvar çeksen aslında güzel yerleşke. Hadi atlara geri dönelim. Hadi bakalım. Evet, Sofes Türkçe. Güzel bir Türkçe dublajı var. Burası neresiymiş? Buraya bakmadan gitmeyelim. Abi o bonk mu? İnanamıyorum. Şu bonk Eugene'di galiba, değil mi? Benim. Eugene vermişti. Yanında var mı peki? Aa! Ah keşke. Aa! Eugene'den alıyordum. Üstüme iyilik sağlık. Güzel, vida, vida. İş tezgahlarında silahlarını geliştirmek için topladığım parçaları kullandım. Müthiş. Bunlara o zaman ilk bu odaya girmişiz direkt dönmeden abi. Buraya girmesek bu kadar şeyden müzdarip olacaktık yani. Onur selamlar. Bir soru. Dün de aynı kıyafetler mi vardı üzerinde? Tertemizler. Eleğdeki şişe gibi oldu, evet. Yargılamıyorum. Farkındaysan devriyedeyiz. Atlara bir döneceğiz. Neyse atlar duruyor tam. Aha, burada da yer var. Buraları kaçırmamak lazım abi. Buralarda hep bir şeyler çıkar ya bu oyunda, öyle gözüküyor. Mesela tüfek kurşunu var. Güzel abi. Başka? Başka da bir şey yok. Merhaba Japon. Merhaba Japon mu? Atın ismine Japon mu dedin abi? Çok yaratıcı. Çok yaratıcı Dina bacım. Japon. Benimkisi de şey olsun. Türkiye, Türkiye. Oo, çok kaçırmamışımdır inşallah. Onur vallahi şöyle söyleyeyim. Gerçekten çok azını kaçırdın. Daha başlayalı çok olmadı. Güzel bir intro yaptık diyelim. Çok bir şey kaçırmadı yani. Bu saatten sonra izlersen önceki kısmını YouTube'dan izleyebilirsin, öyle keşke söyleyeyim. Keşke Eugene gibi ölebilsek. Kalktın üstünden mi? Hayır. Yaşlıyken yani. Uzun bir ömürden sonra. Tamamdır kalpsiz adam. Sen görüşürüz, iyi seyirler. Kendine hiç dikkat etmiyorsun. Konuşana da bakın. Ne? Karda kumaş spor ayakkabı giydiğin için hipotermiden nalları dikeceksin. Bugün bot giydim ama. Sen nasıl öleceksin biliyor musun? Dur tahmin edeyim. Beni sen öldüreceksin. Hayır. Ya da evet. Siktir git. Peki ben mesela buralarda durup inebiliyor muyum? Galiba hayır. Kesin yanlış gittim ha. Kayboldum. Heh, burada.
kasaba. Hey, şu evlere bir kasaba. Baksak mı dersin? Boş gibi. İstiyorsan gidip bakalım. Kesin erzak falan vardır. Bakalım. İn mesela, güzel. Tamam, inme şeysi varmış. Özlem hoş geldin. Aleykümselam. Burada vardır bir şeyler. 3-5 ha. Yok mu? Burası hakkında ne biliyorsun? Aha. Tahliye edilmiş bir mahalle daha. Hastalıklılar buraya kadar gelemez. Niye ya? Onları genelde duvarın dışında yakalıyoruz. Ha. Ben de burayı yaptıkları zaman dedim şurada parkur var herhalde. Ne yapıyorsun? Bir daha deneyeceğim, belki vardır. Joel'u hop. Film izlemeye davet etmeyi düşünüyordum. Yok. Ah. Aranız düzeldi mi? Evet. Hangi filmi izleyeceksiniz? Joel nesi? Abi kesin buranın Church çıkışı var ha. Ha buradanmış, tamam. Gözüm bu filmin üzerinde. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Eskiden ucuz 80'ler aksiyon filmlerini izlerdik. Onları çok seviyorum. Bu ne? Takviyeler yeni yetenekler öğrenmeni sağlar. O filmleri ben de çok severim. Peki ya sen? Daha sonra ne yapıyorsun? Birileri gizlice çıkmaktan söz ediyordu. Kızak kaymaya. Eğlenceliymiş. Güzel. Evet. Sonrasında buluşalım mı? Olur. Burada bir şey yok. Belki sana gitar çalarım. Olur. Klasik abi, oyun içi notlar. İkinin konusu ne peki? Şey, kötü adamlarla savaşmak için yoldan çıkan iki eski komando. Ve sanırım bu filmde Rus ajanlarına karşı falan. Şu an konuşmalarını bekliyorum. Bu film düşündüğümden daha çok ilgim çekti. Drakbor'da hoş geldin sen de. Peki, genç olan yani Viper, eğitimli bir ninja. Abi ne, bundan mı bahsedeceğiz şimdi? Gerçekten taşaklı bir adam. Aa. Peki bu adam ilk filmde kaç yaşındaydı? Evet abi, Noel Baba'ya şey, yazılan on. Bir bekle, mesaj görüyorsunuz. Kaç tane film çıkardılar ki? Sanırım 4 tane. Bu arada bana bir silah bulabilir misin? Daha güçlü olursam babam daha da mutlu olacak bence. Aga be. Çılgınca değil mi? Evet. Kıyamam ya. Bir yerlerde film yapan birileri var mı? Mutlaka. Güzel. Şimdi burada kendimize takviyeler kısmından güç skill verebiliyoruz anladığım kadarıyla, ama bunların hepsi için bir sürü yani ilaç toplamamız gerekiyor. Ben yeni besteler yapıyorum. Günlük kamerası olan biri de. Bir dakika. Dina dansa özgün gidip gitmeyeceğimi sordu ve koluma dokundu. Ya. Ah, hayal peşindeyim. Salak olma. Dina herkese öyle davranıyor. Arkadaşlarınızın için etme. Bilmiyorum. Aa. Lütfen bir tane çalar mısın? Biz Dina'dan hoşlanıyoruz. Düşünmem gerekiyor. Aa, biz Dina'ya yanığız he. Oo, okey. Tüfek de var. Güzel. Silah kabzasına geri nasıl sokacağım? Oo, bunu yaptıklarını düşünmemiştim. Güzel bir ayrıntıymış. Evet, burada bir chest ver. Güzel. Tüfek mermisi her türlü iş yapar. O ne? Vay, bu bende yoktu. Kart mı topluyoruz abi? Çok güzel. Kahraman kartlarından değil mi? Aa, evet. Tamam. Aldık. Yok mu kardeşim Yu-Gi-Oh kartları? Aha bak. Aha. Bunlar çok önemli. Demek ki oyunun bize sunduğu hani bir tık olan açık dünya bunun içinmiş. Yani git loot yap evlerde gibisinden. Tamam. Toplayacağımız topladık herhalde. Gidelim. Çocukları da Dina'dan mı yaparız? Nasıl yapacağız? Yapamayacağız. Olmaz. Buradan çıkış yok. Gidelim. Karavana bakaydın Alp mi? Karavan nerede? Şu mu karavan? Ha, şu karavan. Ha. Bakayım. Tamam. Güzel. Teşekkür ederim. Karavana da baktık. Buradan da bir şeyler çıktı az çok. Oha. 7 tane şey varmış. İyi ki bakmışız ha. Helal. Böyle minik hatırlatmaları böyle güzelce spoilersız bir şekilde tabii ki de bakabilirsin. Hani karavana bak. Karavanda bu var. Oo, karavan. Şöyle karavan. Böyle karavan.
İyi iyi. Vallahi iyi ha. Hadi gidelim. Tamam yeter bu kadar ya. Az biraz ilerleyelim. Karavan bereketi, en bereketlisi karavan çıktı. Kız sen niye at, ya atın? Ya at at bile çok güzel değil mi chat? Çok başarılı olmamış mı oyun? Şu ana kadar en azından grafik ve akıcılık bakımından söylüyorum. Hani hikayesi hakkında şu an hiç yorum yapmayacağım daha. İlerlemiyor çünkü şu an yani. Yavaş yavaş ilerliyor öyle söyleyeyim. Hikayesi çok yavaş ilerliyor şu an. Saçacağım. Hava da iyice bozdu. Sanırım haklısın. Nasıl bozdu kız? Güzel işte hava. Karlı ama güneşli. O ne? Oradan bir yol yok. Oo. Dur kızım. Oo. Bu yaratıkların işi bu arada. Siktir. Leş gibi ya. Hastalıkların işi gibi. Evet. Sence kaç tanesi giyiyi devirebilir ki? Birden fazladır. Ne cehennemde bunlar. Gidip bulalım. Ha, okey. R1 ile hızlıca silah değişebiliyormuşuz. Güzel. Siktir. İçeride bir ses var. Evet, şurada. Oraya girmeyi nasıl becermişler? Daha da önemlisi biz oraya nasıl gireceğiz? Buradan. Dina, buradan. Koşucuğum. Geliyorum kardeşim. Oh, mama. Pert oldu. Güzel. Eti bir. Bu ne? Süpermarketin arkasından geçebilir miyiz bakalım. Hızlıca fırlat. He. Sert darbe indir. Bum. İyi misin? Evet. Oyunun yeni mekaniklerinden biri de bu galiba. Eğer bir şey fırlatırsak zombi geri birden hani uçuyor ve orada direkt sert vuruşla bitirebiliyoruz. Tek atabiliyoruz. Evet. Güzel bir soru. Şimdiye kadar devriyede en fazla kaç hastalığı? Yaklaşık bir yıl önce Joel'la çıktığım bir devriyedeydi. 10-12 tane falan olması lazım. 10-12 tane mi? Sen? Bir kere 20 taneyim dedim. 20 tane geçiyordu. Oha. Oha. Çok doğru çünkü tepki ha yalnız. Rekorunu geliştirirsin. Tamam. Devam. Nereden devam edeceğim yoluma? Türkçe'ye çevirince küfürler küfür gibi değil de eylem gibi olmuş. Ya şey, hiçbir zaman zaten İngilizce küfürler özellikle hani kulak aşinamız çok fazla ya oyunlarda. Türkçesi çok farklı geliyor arkadaşlar. Şuradan çıkılıyor bu arada, buldum. Yani şu an bunu şey düşünün. Oh shit. Yine koşucular. Sessiz olalım. Bakalım nasıl gidecek. Ya bunu böyle direkt Türkçe bir oyun gibi düşünürseniz daha farklı gelecek, güzel gelecek size. Yani siz şu an ilk oyundaki İngilizceyi düşünüyorsunuz abi. Çünkü kulağımız öyle alışmış. İnsan alıştığını bırakası gelmiyor, anladın? Nasıl koşucu arkanda nasıl olabilir? Aha. Oh.
İyiyim Tuğçe, teşekkür ederim. Umarım siz de iyisinizdir, siz de keyif alıyorsunuzdur sevgili Twitch, sevgili YouTube. Aha. Şişe. Şişeler. Evet. Öyle gibi. Ringo Ringo. Şişeler. Süpermarkettekiler hala duruyor. Etrafından ben bu elindekini dolaşalım. Nasıl bırakacağım ya? Bir giriş olmalı. Böyle. Ha yo. Tamam güzel. Direkt silah değiştirebiliyormuşum. O tuğla cebimde kalsın. O ne? Burada bir şey yok. Burada. Burada da bir şey yok. Evet, genelde birisiyle oynarken böyle hani yanımızda birisi varkenki görevlerde yanımızdaki çok bir şey yapmıyordu. Bu sefer daha etkin kullanmışlar onu. O da güzel olmuş bence. Aga be, kasa masa açılmış da bu dönemde para tabii ne işe yarayacak? Geldim. Tamam, yok. Burada bir şey yok. Bir saniye. Tamam, çık hadi. Şuradaki çatıda delik var. Gel. Alo. Sesim geliyor mu guys? Herhangi bir şekilde yine bir kasılma masılma bir şeyler var mı? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe. Sağ ol. İşte gördün mü? Tamam. Bakalım nasıl gireceğiz. Şuraya gidiyoruz abi. Okey, nereden gideceğiz? Dina. Buradan. Aşağıda. Belanı vermesin seni. Ellie, ısırdı mı? Hayır. Isırsa da bir şey olmaz biliyor musun? Biraz hırpaladı. Lütfen hastalıklıya dönüşerek değil de yaşlı. Ha bak mesela şu an sesler kısık. Kafanı sıkmayı gerçekten istemiyorum. Ama o saldırı anında çok yükseliyor. Tamam. Size o noktada monitörden yankı oluyor mu bilmiyorum ama oyunun sesi de arttığı için belki yankı olmuyordur sizde. Medpack'im yok. Medpack yapmamız lazım. Okey, ilerliyorum. Yine bir mesaj daha. Hanımefendi, yaptığım şey için gerçekten çok üzgünüm. Amacım sizi incitmek değildi. Dükkanınızdan tek alacağım şey ilaçlardı. Eşiniz üzerime geldi. Başka ne yapabilirdim? Küçük kardeşim artık ayağını hissetmiyor ve insülin lazımdı. Herkes istifçilik yapıyor. Başka ne yapabilirim? Umarım eşiniz kurtulur. Çok üzgünüm. Bir anda sesler artıyor, bir kısıp açman gerekiyor. Saçma olmuş mu? Keşke donma olmasa ya, sinirlenmeye başladım internete yine. Ha, ben de bir an benlik zannettim. Topla gidiyoruz. Tamam, buradan değil yol. Çatıya çıkış var mı? Bilemiyorum. Burası geldiğimiz yer mi? Yok, burada da bambaşka şeyler var. Güzel. Oyundaki loot sistemi hoşuma gitti. Kendim bulman gerekiyor. Bunu alamıyorum. Burada bir şey var mı? Nope. Acaba nereden çıkacağım? Ha.
Kardeşim bulmaca mı çözdürüyor oyun bana şu an? Aa, çatıya çıkışı bulamadım. Şu çatıya çıkmaya çalışmıyor muyum? Tamam. Buradan bir geçiş yok. En mantıklısı şu aracın üzerinden çıkmak gibi gözüküyor. O zaman şöyle mi yapacağız? Hop. Tamam. Bu tarafta. Ghost Warrior selamlar. Ghost Warrior ya da Ghost Warrior. Girdim. Su mu? Hey. Biraz alkolmüş, su değilmiş. Ben de bez buldum. Ha, medkit yapacağız. Hadi al. Toparla kendini. Tamam, bu bildiğimiz şeyler abi. Direkt açıyoruz. Sağlık çantası tarifi. Üret. Tamam. İçeride spor var. Maskeni tak. Anlaşıldı. Oo. Dur bakayım bir. Hey yavrum, hey be. Hey yavrum. Sporu bu arada hatırlıyorsanız spor böyle partiküller abi. O partiküllerden dolayı da zehirlenebiliyordun. Hikmet hoş geldin. Last of Us oyunun ismi. Unutma. Kafana sıkmak istemiyorum. Çok düşüncelisin. Abi burada... Burada %90 fısıldayan göreceğiz. Şey, kıkırdayan, fısıldayan ne? Eski hastalıklara dikkat et. Burası süpermarketin parçası mı? Bilmem ki. Green Place Market ayın elemanı. Bence üstündeyiz gibi. Hadi zemin kata inelim. Dur önce bir şurayı lootlayayım, ondan sonra ineriz. Burada bir şey yok. Burada. Nice. Ha, buradan da yol varmış. Başka. Tıkırdayan. Tıkırdatan, tıkırdatan. Güzel, bez bulduk. Medkit için birebir. Arkada oda nerede vardı? Bir de ona bakalım. Burada bir oda var. Güzel. Alkol de bulduk. Yine civata bulduk. Bu civatalarda ileride silah parçası yapacağız. Ona yarayacak arkadaşlar. Tamam. Buradan zaten başka yol yokmuş. Abi çok fazla oda var, çok fazla loot var ya. Hey Christian, hey Kristen. Asıl emaneti senin için kasaya bıraktım. Şifre uslu çocuğumun ayın çalışanı seçildiği tarih. Sakın onları satayım veya birine vereyim deme. Senin sırtın için, tamam mı? Umarım hemen iyileşirsin Mina. Bir dakika. Bir dakika. Az önce gördüğümüz ayın eleman... Bir dakika, ayın çalışanı seçildiği tarih. Uslu çocuğum dediği kim? Bakalım. Dur. Normal modda mı oynuyorsun abi? Evet. Bakalım bunu çözebileceğiz mi? Bu köpek. Jul 2013. January, February, March, April, May, June, July. 7. ay. 07-2013 abi şifre. Çünkü şurada köpek var. Köpek resmi. 07-2013 çözelim. 07 Vay, çok hızlı oldu. 2000
işe yarıyor. Evet bebeğim. Aynen öyle. Hemen gel abi. Dinlenme modu hareket hızı 1. Dinlenme modundan daha hızlı hareket et. Yakındaki düşmanları duvarın arkasından fark etmek için R1 düğmesine basılı tut. Sağlık çantasını kullanma hızını arttır. Ha, bunları şu an yapamıyorum. Şuradan ilerlemem gerekiyor. Tamam. Nasıl ya? Ben alkol parçası toplamıştım. Yeteri kadar toplayamamışım. 5-17-21 yerine bu sefer 0-7-20-13. Devam. Çıkışı bulamıyorum. Bu yol mu acaba? Ha, ipucu da isteyebiliyorsun takım. Hayır, hayır, hayır. Headshot kesilmiyor. Headshot kesilmiyor. Lanet tıkırdı yanlar. Hadi bakalım. Sakın ses çıkarma hele. Gerginim. Çok gerginim. Abi, size bir şey söyleyeyim mi chat? Size bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi analoğu normal ileri ittiğim zaman böyle bunu duyuyor abi. Böyle gitmem lazım. Böyle. Daha da yavaş yani yumuşa gitmem lazım. Sonra da buradan siktir olup gidelim. Aklımdan geçeni söyledin. Oo. Gidelim abi buradan da. Burada alkol malkol bir şey var mı hiç? Tezgahların üzerinde kalmış. Varsa alayım medkit yapayım ya. Ekstradan dursun kenarda yani. Yok galiba. Devam. Erin. Kapıyı buldum. Diğer attın. Geldim. Dizden Hallelujah girl. Cansu hoş geldin bacım. Halbuki onlar kör ses çıkarma yeter. Tamam ışığı kapatmaya gerek yok yani. Cappar bir kere daha soracağım. Şu ses yankı olayı var ya hani monitörden bana sekiyor ya. Sana bir hediye hazırlayayım. O problem yaratıyor mu? Hediyeleri severim. Güzel. Alkol bulduk. Aha. Al hadi. Sağ ol. Molotoflar belirli bir alanı ateşe verir. L2 düğmesinin basılı tutarak hedef al ve R2 ile kavisli fırlat. Tamam, onda bir problem yok da nasıl yapıldığını öğretseydin. Bana bırak. İşimiz bitmedi. Darbe anında patlar ve çarptığı yeri alevler sarar. Tamam, medkitle aynı abi şeyleri. Okey. Gidiyorum ben. Aha. Kaçırmam. Orada da var bir şey. Kaçırmam. Orada da var bir şey. Kaçırmam. Kaçırma. Oha. Abi oyun resmen sana şunu söylüyor. Hani gösterdiğim yerden gidebilirsin ama bence bir etrafa bak yani. Ömerciğim hoş geldin. Çok da gecikmedin ya.
Burada bayağı varmış. Ne diyorsun? Önce koşucular mı? Bir bakalım. Allah kahretsin ya. Çok çok gerginim. Konuşamıyorum. Çok gerginim. Abi benimle şu an aynı gerginliği hisseden kaç kişiyiz? Ben yarın bunun 3 katını yaşayacağım mı? Sınav mı var? Yarın cumartesi. Bu arada arkadaşlar yine bir küçük hatırlatma yapayım buradakilere. Yarın 12 saatlik yayınımız var. Saat 2 gibi başlayacak. Haberiniz olsun. Başladığımız zaman 2'de Domino ile başlayacağız. Domino'dan sonra Last of Us 2 serisine devam edeceğiz. Bitirmeye doğru oynayacağız bakalım. Haberiniz olsun. Arkamdan mı geliyor? Lan! Abi keşke kulaklık takabilsem ya. Tıkırdak mıdır, tıkırdak mıdır, çıkırdak mıdır? Ne kadar iğrenç bir ses. Gelme. Şu öte git, öte. Aldık aldık, çet iyiyiz ha. Biz de az değiliz ha. Biz de kötü değiliz yani. Burası neresi? Burası geldiğim yer mi? Geldiğim yer değilse loot bakacağım çünkü. Değil. Geldiğim yer değil, loot gaming abi. Ve bu kadar mı loot? Heh. Neyse yine azmış, beklediğimden az geldi loot. Tamam. Sonuncusu nerede? Aha. Hareket eden var mı? Hayır. Hadi gidelim buradan. Var ya,
Bugün çok iyi iş çıkardık. Bence de bugün çok iyi iş çıkardık. Şimdi burayı açmadan önce bir tane daha yedek alabiliyor muyum yanıma? Bir sonraki yere gidelim mi? Mola verelim artık. Yok. Bunu hak ettik. Anlaştık. Şimdi bak, büyük ihtimalle açar açmaz yüzümüze bir ışık yüzmesi gelecek abi. İzleyin, gözümüz parlayabilir. Yapmıştır Last of Us gibi yani. Ama açamadık. Tamam, şöyle yapıyoruz. Kalkmıyor mu? Wow. Beni şuradaki açıklıktan yukarı kaldıracaksın. Pekala. Kablo var. Hallettim. Tamam. Bu işimizi görür. Mantıklı. Böyle gel. İşte bula. Tabii diğer tarafını da bağlamak, yani bu tarafını da bir yere bağlamak mantıklı olan ama. Tamam, iyi gibi. Heh, çıkıyorum. Ha, zaten orasından çıkacak o şey. Bu çıkarken zombi gelecek değil mi? Gelmez. Gelmez. Buraya çıktığında dikkat et. Çok rüzgar var. Gerçi güneş olmadığı için hava çok kötü. Hava berbat. Fırtına iyice sertleşmiş. Atlar da duruyor. Gözlem yeri ne kadar uzaklıkta? İlerideki kasabadan sonra. Önden buyur. En nefret ettiğim atmosfer abi. Göz göze görmüyor ve zombi biyomundasın yani. Post apokaliptik bir zombi oyunu diyebiliriz bu oyunu nereden baksanız. Koşamıyorum. Birkaç dakika falan. Tamam. Tamam. Yani net olsun. Vay. Assassin's Creed var abi. Gizlilik var. Koskoca Valhalla'da yok. Last of Us 2'de gizlilik var abi. Ama kötüleşiyor. Geri mi dönsek? Geri dönemeyiz. Neredeyse geldik. Tamam. Biliyorum. Devam edelim. Abi kayboldu. Bina daha var mı? Allah kahretmesin, böyle olacağını biliyorum. Bina! At izlerini takip et. Aa, izler gitmiş. Bina! Abi böyle olacağını biliyordum ya. Of. Yapacağın işe sokayım Bina ya. Ah çok ha. Şükür. Oh. Hadi bu taraftan. Tamam. Nereye gidiyoruz? Tamam. Sen bunu beklemiyordum. Mı? Tekrar birbirimizi bu kadar çabuk bulacağımızı beklemiyordum. İçeri gir. Of. Güzel. Mehmetciğim hoş geldin tekrardan. Buraya gelmiş miydin? Yanından geçtim. Ama hiç girmedim. Pekala, temiz mi bir bakalım. Bu ne abi, internet kafeye mi geldik? Yok, burası bildiğin kütüphane. Aynen. Aynen öyle abi, kütüphane. Güvenli bölgede misiniz? Galiba öyleyiz. İlerleyelim bakalım. Furkan hoş geldin. Tabancayı zorda kalmayınca kullanma. Yani şu zamana kadar kullanmadım zaten hiç. Biri burayı kilitlemiş. Demek ki insan var. Arkada bir şey var. Yatak falan var orada. Bir yatağa benziyor. Burada biri var. Başka giriş gördün mü? Son zamanlarda buraya uğrayan olmamış sanki. Nasıl olmamış? İçeride yatak vardı. Kitlenmiş, mitlenmiş. Copy center mı? Anlarım depreşti, üniversite anlarım.
Arkaya bir bakmam lazım. Abi niye arkaya bakıyorsun sürekli? Kırık kırık şurayı. Burada neler var böyle? Hayır yani yanlış mı düşünüyorum chat? Tüm bu elektronik şeyler. Burası Yücün'ün var. Bir şey söyleyeyim mi size? Ben evet, silah masası buldum galiba şu an ve... Ama neden benden saklasın ki? Bu mu? Yok bu değil. Bulsam bu kadar malzemeyle ben silahı baştan yaparım. Abi şuradan bir 2080 Ti be gözünü seveyim ha. Tamam. Ha. Ha. Okey. Kesinlikle Eugene'in. Eugene'inmiş. O ateş böceği miydi? Tommy ile görev yapmış. Oo. Enteresante. Hiç bilmiyordum. Evet. Bayağı karanlık işlere bulaşmışlar. Ne gibi yani? Denver'da bir kontrol noktasını havaya uçurmuş. Çüş. Üç asker ölmüş. İki tane de sivil. Yok artık. Tommy ile birlikte önemli bir Fedra generaline işkence yaptıklarını da söylemişti. Açıkçası Tommy'nin bunu yaptığına inanmam. Bu zürafaya gönderme olarak ilk oyunla alakalı bir şey mi yazdık acaba not defterine? Dur bakacağım birazdan. Oha bu arada bunu da yapabiliyorum. Öğrendim. Bakayım günlüğüme. Eugene diğer ateş böcekleriyle temas halinde miydi? Beni ve Joel'i duymuş muydu? Hayır öyle olsa bir şey derdi demişiz. Bir de zürafa çizmişiz. Enteresan. Devam ediyorum. Evet, evet ilk oyunda zürafaları görüp sevmiştik ya. Hatta bu yayının başında da göstermiştim. Yine bir kart bulduk. CEO Spark koleksiyonu. Devam. You go girl. O ne? İnanamıyorum. Onlar Tommy ve Eugene. Ya. Burada bebekler resmen. Ha güzel. Bu arada başında ilk oyundaki adamdan bahsetti mi? Işıklar. Nasıl yani? Isıtıcılar. Buralarda bir yerde mutlaka jeneratör olmalı. Bu neymiş? Eugene, yalvarırım evine dön. Ateş böcekleri dünyayı kurtarmak istiyor. Bırak kurtarsınlar, bırak ordunun ateş ve politikacıların peşinden gitsinler. İnsanlığı kurtaracak aşıyı getirsinler. Belki de bir gün fantezilerin gerçeğe dönüştüğünü görürüz. Ancak o vakte kadar önce kızımızı düşünmen gerekiyor. Ateş böcekleri sensiz de gayet iyi idare edecektir. Ama kızın sensiz yapamaz. Bana sürekli babam ne zaman eve dönecek diye soruyor. Ona daha fazla yalan söylemeyeceğim. Seni özledim ancak bu daha ne kadar katlanabilir bilmiyorum. Evine dön lütfen. Seni çok seviyoruz. Claire, Eugene'in eşi. Hey, jeneratörü buldum. Ha. Mekanikleri çok güzel ha. Böyle daha iyi. Yok artık. Etkileyici bir tezgahmış Yücin. Oo, eminim bu aletlerle silahını geliştirebilirsin. Hazır mısınız chat? O kadar topladığımız şeyi... artık bir tık ilerletebiliyoruz. Peki nasıl ilerletebiliyoruz? Mesela ne tür geliştirmeler var? Tüfekte mesela stabilite ve kapasite var. Tabancada bir sürü şey var mesela. Çok güzel yapmışlar. Atış hızı, stabilite, silah tepmesi, kapasite. Şöyle yapalım. Şimdi bizim tüfeğin kapasitesi az. Birer mermi alıyor abi. Bunun kapasitesini arttırırsak artı 3 şarjör kapasitesi diyor. Ve cephane doldurma hızı diyor. Bunu yaparım.
Güzel. Daha fazla cephane alacak şimdi. Bu güzel bir şey. Evet, bu işe yarar. Onun dışında başka hiçbir şey yapamıyorum. Demek ki geliştirmeler bayağı pahalıymış. Onu da görmüş olduk. Gördüğünüz gibi şu an tüfeğimiz 6 tane mermiyi ard arda sıkabiliyor. Mis. 6x dürbün var, gördüm. Jeneratörü kapatmam gerekiyor mu? Yoksa devam ke mi? Devam ke galiba. Bence şu anda pistole vermen daha mantıklıydı. Ya pistol zaten iş yapar abi. Bundan sonra kastıklarımı pistole veririm. Burada daha fazla şey var. Oo. Bir iniş görüyor musun? O altta bir şeyler var. Buradan yok. Nasıl açacağız burayı? Yumruk at. Yine bir şeyler bulmamı istiyor oyun. Şu jeneratör kablosunu takip etsem beni mantıklı bir yere götürür mü acaba? Yok. Yok. Kıramadım ki. Kırmaya çalıştım, kıramadım. Neyle kıracağım yani? Twitch teldeki delay daha mı az sanki mi? Öyle bir şey olmaması lazım abi. Delay herkes de aynı delay sonuçta. Şunu falan mı ittireceğim abi? Nasıl kıracağım bunu ya? Dur bakayım. Gizli geçit de olabilir, mantıklı. Ben şunun altından falan gidilir diye düşünmüştüm ama onun altından yol falan yok. Duvarlarda bir şeyler olabilir mi diye bakalım. Duvarlarda bir şey olabilir mi? Şu bu değil zaten. Bak şimdi bir çıkıl. Kadın. Geçemiyorum, dur. Bir çık. Şimdi bak. Bu kablo, jeneratör kablosu. Aha. Buradan gidiyor. Buradan gidiyor. Buradan gidiyor. Ha, gidiyor. Tamam. Aha. Yok, bununla alakası. Aha. Ha. Okey. Gel hadi. Güzel. Burada ne saklıyormuş bu? Bir saniye bu belli arada. Belli ki burası bir seks mahzeni. Seks mahzeni mi? Terbiyesiz. Umarım seks mahzenidir. İyiliği için. O kadar yalnızdı ki. Bu kadar terbiyesizlik fazla. Bu kadar terbiyesizlik fazla. %80 eminim. 80 ha? Vay be. Bakalım kim haklıymış. Bir şey söyleyeyim mi? Kesin ateş böcekleriyle alakalı bir şeyler var ve acaba... Neyse, şimdi ben yine kendi kendime konuşmayayım. Sonra spoiler veren falan oluyor. Yok artık ya. Esrar ot bunlar. Yetiştiriyor burada. Bir sürü bozulmuş esrar. Bu pek çok şeyi açıklıyor. Oha. Bu ne? Kaset? Hey. Video kasetlerinden var. Kurtlarla sevişenler. Smash Brandy's Cooch. Bunlar pornolar. Şaşırtıyorsun Yücin. Peki. Okey. Yücin abimizi iyi bilirdik. İyi bilirdik Yücin abiyi. Maria burayı görse kesin kafayı yerdi. Tüm bunları nasıl toparlamış? Çok uzun sürmüş olmalı. Ah, keşke bana da anlatsaydı. Ona yardım ederdim. Abi adam nasıl bir... Bu, yani bu ne ya? O ne? Dina. Gaz maskesinden bonk yap. Çok iyi. Oha ya, aşırı zekice. Tamam. Abi uyuşturucu olabilir onlar mı? Öyle zaten.
Yani olabilir değil, direkt öyle zaten. Yalnız niye hala üzerinde gösteriyor? İşaret. Bilmiyorum. Peki. Bu ne? Aha. Allah. Aşıracağız galiba. Aa, işte burada. Sence sağlam mıdır? Ot bozulur mu ki? Bir bakalım. Abi inanılmaz ya. Şimdi hiç içeceğiz bunları, sonra yine öpüşeceğiz yani. Açamıyor musun? Allah. Bana bırak. Siktir. Ver şunu bana. Ha, tabii. Sanki açacaksın. Tamam. Bu biraz... Aynen. Ah, sikerler. Ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Açtım ya işte. Kız sen biraz... Kanın kaynıyor senin. Gençler. Güzel kokuyor. Ergenliğinizde yapmayın böyle şeyler. İleride hiç yapmayın hatta. Bak hele hele hele. Yani... Hele 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 hele. Bir süre burada tıkılı kalacağız. Yerdekileri alın bari. Oha, lokomotif gibi üfledi şerefsizim. Bir soru sorabilir miyim? Bilmem, sorabilir misin? Birden ona kadar diyelim. Beş. En boktan olan bir puan olsa ve en süper olan da 10 olsa desek. Green Hell'de yapmıyordum abi, Green Hell'de ne yapması? Dün geceki öpüşmemize kaç puan verirdin? Ulan zaten yanığız bu kıza, bir de konuşturma bizi böyle ya. Neden hala bu konuyu konuşuyoruz ki? Hata olduğunu söylemiştin. Öyle mi dedim? Amacın ne senin? Öpüşmemize puan vermeni istedim. Ama arkadaşlar... Buralar gerçekten alev alır yani. Bilmiyorum. Ben 6 verirdim. 6 diyorsun. Vay be. Ama sağlam bir 6. Tamam. Etrafta çok insan vardı. Evet ama 6 ha. Aa, ne oldu? Şimdi senin puanını merak ettim bak. 10. Bence biliyorsun. Bu platonik takılıyordu. Yani bu kız, bizim Ellie, bu Dina'dan hoşlaşıyor. Günlüğünde yazmış yani. Hiç aynaya baktın mı? Abi geliyor. Geliyor. Şimdi kalkıp kendimi fırtınanın ortasına atacağım bak. Here we go. Seni durduran yok ki. Bu arada zaten Last of Us'ın birinci oyununu DLC'sinde hatırlıyorsanız... Oha, kutu yokuşluyor ağzına. İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar. Bunun olacağı belliydi bu arada. Arkadaşlar neyi kapat Allah aşkına, hiç görmediniz şey mi? Oğlum ne alakamı, sen hiç İbrahim Tatlıses Hülya Avşar öpüşünü gördün mü? Hiç o mimi bilmiyorsun galiba, yaşın yetmiyordur tabi. Neredeler? Öpmedi yedi ya hani. Harika, hastalık. Abi daha ne, öpüşüyorduk az önce, şimdi hastalık mı şey yapacağız başka kızla? Şu an bu arada fark etmediyseniz diye söylüyorum, Abby'ye geçtik. Abi o ne? Abi bunlar çok fazla. Onu mu vurdunuz? Siktir.
Hadi bırak yeşili. Ben de diyorum ki yani yapamam yani. O kadar fazla var ki. Oğlum bu ne? Kardeşim bu nasıl bir hor? Koşu yoldan aldım. Kulağımızın dibinde silahla sıktıktan sonra şey olması çok iyi değil miydi, kulak çınlaması? Herkesi uyarmalıyız. Temizlik ekibiyle gelelim. Önce sağa çıkmamız gerek. Pencerelere dikkat. Krallar buradaymış ya. Merhabalar abi. Merhabalar. Şunu alayım. Öf. Öf. Gitmemiz gerek. Kapıya gidin hadi. Hadi yürü! Hadi!
Tuttum seni. Yakınımızda kal. Geliyorum, geliyorum. Nereye gidiyoruz? Bu tarafta. Hadi. Çok kaliteli sahne. Arkada kal. Tamam. Buradan gidelim. Hey, ben Tommy. O da Joe. Senin adın ne? Abby. Bir dakika. Abby, çok şaşırdın. Evet. Sen biliyorsun bizi. Kapı fazla dayanmaz. Geri dönmeliyiz. Onları Jax'a kadar atlamalıyız. O kapıyı kapatmamız lazım. Tommy dinle. Burada kalamayız. Atlar o kadar yolu gidemez. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım hemen kuzeyde bir evde. Çitler var. Etrafı güvende. Baldwin'in yeri. İşe yarayabilir. Pekala. Ben kapıyı açıyorum. Tamam. Sen benimle gel. Hadi. Abi sen bir şeyler peşindesin abla. Ramboy, Ramboy, Ramboy. Müthiş aksın kesinlikle. Sıkı, sıkı. Joel'i seslendiren Türk tanıdık gelmedi bana. Ama güzel seslendirme olmuş bence.